Merhaba bilim hayranları, şimdi bilgi zamanı. James Webb'den sonra LUHAR uzay teleskobu geliyor. LUHAR, Webb'den 2,3 kat büyük olacak ve asıl bu teleskop öte gezegenlerin yüzeyini görüp yaşam izi arayacak. En büyük teleskop LUHAR nedir ve nasıl çalışır? Şimdi anlatıyorum. James Webb uzaya fırlatıldı ve bunu önceki canlı yayında anlattım. Ama Astro 2020 etkinliğinde toplanan bilim insanları James Webb'den sonrasını düşünmeye başladı bile. Sıradaki LUHAR uzay teleskobunun aynası 8 ila 15 metre genişliğinde olacak. Bu teleskop Hubble gibi öncelikle görünür ışıkta ve Webb'deki gibi kızılaltı ışıkta değil, kızılaltından mor ötesine dek çok geniş bir tayfta uzayı görecek. Hem de James Webb'den daha net görecek. Böylece Webb gibi dolaylı olarak değil, baktığı öte gezegenlerin yüzeyinde doğrudan yaşam izi arayacak. LUHAR Fransızca telaffuz ediliyor. Açılımı ise Mor Ötesi Optik Kızılaltı Tarayıcı Teleskobu ve 15 metrelik versiyonuna LUHAR A diyoruz. LUHAR 2040 yılında uzaya fırlatılacak. James Webb'in yaşam barındırma olasılığı var diye işaretlediği öte gezegenlerde yaşam izi arayacak. Peki LUHAR'a ne gerek var? Çünkü astronomi adım adım ilerliyor arkadaşlar. Önce yeryüzündeki teleskopları miyop yapan atmosferik bulanıklığı gideren gözlük yazılımı yaptık. Böylece yer teleskopları neredeyse uzay teleskobu kadar iyi görmeye başladı. Sonra Hubble uzay teleskobunu uzaya gönderdik. Onun da aynası defoluydu ve ona da gözlük yazılımı yükledik. Bu sırada Chandra X ışını ve Spitzer kızılaltı uzay teleskopları evreni inceledi. Kepler uzay teleskobu tek başına binlerce öte gezegen keşfetti. Nihayet James Webb de fırlatıldı ve önümüzdeki 25 yılda öte gezegenlerin atmosferini inceleyerek potansiyel yaşam izi arayacak. Çinliler de kendi uzay istasyonlarına Hubble'dan daha güçlü bir teleskop takacak. Aslında teleskobu tek başına yörüngeye yerleştirecekler ama kolaylık olsun diye bakım için istasyona çekip park edecekler. Çin'in Tiangong uzay istasyonu inşa edilirken Amerikalılar da geri kalmak istemiyor. Onlar da Hubble'ın yaptığı işi birkaç saatte yapacak hormonlu bir teleskobu planlıyor. Hubble görevini bitirirken kozmik astronominin kraliçesi yine kızıl altında çalışan Nancy Grace Roman uzay teleskobu olacak. Ve dediğim gibi sırada LUHAR var. Tamam, Kepler uzay teleskobu tek başına binlerce gezegen keşfetti ama 1995'ten beri teknolojimiz ve tekniklerimiz yetersizdi. Bugüne dek bulunan yaklaşık 4500 öte gezegenin genellikle kütlesini, çapı ve güneşe yakınlığını biliyoruz. Sonuçta bunları daha çok yıldızı gölgelemesini ve yıldızdaki gezegen sebepli yalpalamaya bakarak buluyoruz. Bu da bize yaşama uygun gezegen bulmak konusunda pek fikir vermiyor. James Webb, gezegenlerin atmosferine bakıp yaşama uygun olabilecek dünyaları bulacak. LUHAR da bunlara daha yakından bakıp gerçekten hayat barındırıp barındırmadıklarını görecek. Ki bunu sadece LUHAR uzay teleskobu yapabilir. O da ancak LUHAR A olarak 15 metrelik aynaya sahipse yapabilir. Dediğim gibi bütçeye bağlı olarak iki LUHAR önerisi var. 8 metrelik aynası olan LUHAR B'nin çözünürlüğü James Webb'den 5-10 kat büyük ve Hubble'dan tam 2000 kat yüksek olacak. 15 metrelik LUHAR A ise tam bir mega yapı arkadaşlar. İşte bu model Güneş sisteminin dışındaki yüzlerce dünyada doğrudan yaşam izi arayabilir. Nasıl derseniz LUHAR A öte gezegenlerin yüzeyindeki deniz izlediği karaları ve hatta bulutları görebilecek. Atmosfer kimyasında Webb'den daha iyi analiz edecek. Böylece hangi gezegenlerin dünya benzeri yaşam barındırabileceğini göreceğiz. Sadece şeklen değil, kimyasal, iklimsel ve atmosferik olarak da yaşama uygun gezegenlerin galakside ne kadar yaygın olduğunu öğreneceğiz. LUHAR'ın 20-30 yıllık kullanım ömründe belki de birkaç tane yaşam barındıran gezegen bulacağız. Nasıl ki Kepler'in bulduğu gezegen adaylarını önce daha dikkatli inceleyip gerçekten gezegen olanları onayladık ve yanlış alarmları da yok saydık, aynısı yaşama uygunluk için de geçerli. Ancak hem kızılaltı, hem görünür ışık, hem de mor ötesinde çalışan bir teleskop yaşamın kullandığı hemen bütün molekülleri görüp kesin yaşam izlerini tespit edebilir. James Webb sadece kızılaltı ve yakın kızılaltında çalışırken LUHAR kızılaltından mor ötesine uzanan tüm tayfta çalışacak arkadaşlar. Sadece oksijen, azot, karbondioksit, karbon monoksit ve metanı görmekle kalmayacak. Aynı zamanda su buharı ve ozon dahil tüm bu gazların bileşiklerini de görecek. Dahası LUHAR A gezegenlerin kendi çevresine dönüş süresini yani gece gündüz uzunluğunu ölçecek. Gecelerin uzayıp gündüzlerin kısalması, kuzey yarımkürenin kışa girmesi gibi mevsimsel değişiklikleri de seçecek. Bunları atmosferik kimya analizine ekleyip yaşam izlerini daha kesin görecek. Unutmayın ki LUHAR, ana karaları ve okyanusları görebilecek. Dahası nasıl ki Nancy Roman teleskobu karanlık enerjiyi arayacak, LUHAR da karanlık maddenin galaksileri nasıl şekillendirdiğini
ne bakacak? Zaten siz bakmayın medyadaki James Webb haberlerine. Aslında gücü yeten bütün uzay teleskopları hem gezegenlere, hem yıldızlara, hem de galaksilere bakar. Gücünün yettiğince evreni araştırmaya çalışır. LOAR gibi süper teleskoplarsa kozmolojide diğer birçok teleskoptan daha iyidir. Nitekim bakışımızı Güneş sistemine çevirirsek, LOAR ağının Jüpiter'i onun yörüngesinde dönen Juno uydusu kadar iyi göreceğini söyleyebiliriz. Satürn'ü de 2017'de görevi sona eren Cassini'den daha iyi görecek. Kısacası Satürn'e kadar Güneş sistemindeki bütün uyduları ve gezegenleri uydu göndermeye gerek kalmadan oturduğumuz yerden görebileceğiz. Kimin sayesinde? LOAR sayesinde. Mars gibi insanların yerleşeceği öncelikli hedefler hariç LOAR çalıştığı sürece uzaya ayrıca sonda görme maliyetinden de kurtulacağız. Mesela LOAR, Jüpiter uydusu Europa ve Satürn uydusu Enceladus'u da inceleyecek. Hem de bunları 800 milyon ila 1,4 milyar kilometre uzaklıktan 25-30 kilometre çözünürlükte görecek. Güneş sistemini gözetleyen ilk casus uydu olacak desek yeridir. Hem bu uyduların buzaltı okyanuslarının hayata elverişli olduğunu Europa'da atmosfer bulundu videomda ve blogda anlatmıştım. Linki açıklamalarda. LOAR, Jüpiter kadar detaylı olmasa da en uzak iki gezegen olan Uranüs ve Neptün'ü ve hatta cüce gezegenler Plüton'la Eris'i de gayet net görecek arkadaşlar. Güneş sisteminin 4,54 milyar yıl önce nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak. Elbette ki uzaya sonda göndermeye devam edeceğiz. Ama ağır yükü LOAR üstlenecek. Böylece biz uzak dünyalar içinde hangisine ne amaçla sonda gönderelim sorusunun yanıtını bileceğiz. Böylece Mars ve Plüton gibi öncelikli hedeflere, hatta asteroid madenciliğine daha çok para ayıracağız. LOAR dünyaya çarpabilecek asteroidler ve kuyruklu yıldızları da görecek, erken uyarı sistemi gibi çalışacak. Yeri gelmişken Leonardo DiCaprio, Meryl Streep ve Jennifer Lawrence'ın oynadığı Don't Look Up filmini de izlemenizi öneririm. Kidiokrasi, Aptallar Demokrasisi filminden bile daha güçlü bir kara mizah olmuş. Dünyayı yöneten Amerikan başkanlarının gezegeni yok edeceği belli bir asteroidi bile durduramayacak kadar aptal olduğu mesajını veriyor. Her durumda LOAR şimdilik bir plan, bir temenni. Sonuçta 15 metrelik versiyonu hem Elon Musk'ın SpaceX şirketinin yıldız gemisinin hem de NASA'nın SLS, Ay ve Mars roketinin sınırlarını zorlayacak. Önümüzdeki 30 yılda üreteceğimiz roketlerin taşıyabileceği en büyük uzay aracı olacak. LOAR'ın çalışması için tıpkı James Webb'te olduğu gibi onu ısıdan ve ışıktan korumak gerekecek. Bu yüzden James Webb gibi Dünya ve Güneş arasındaki Lagrange noktalarından birine Lagrange 2'ye yerleştirilecek. Böylece hep gölgede kalacak. Ek soğutma için James Webb'ten çok daha büyük bir güneş şemsiyesi kullanacak tabii ki arkadaşlar. Hatta bilim insanları teleskop gaz bitince de çalışmaya devam etsin diye soğutucu gaza gerek kalmadan sadece güneş şemsiyesiyle çalışan bir LOAR istiyor. Belki diyeceksiniz ki daha büyük bir LOAR yapalım hocam. 50 metre çapında aynası olan bir teleskop yapalım. Olmadı 6 parçaya bölüp 6 seferde uzaya fırlatırız. Astronotlar uzayda bunları birleştirir. Merak etmeyin. NASA bunu çoktan düşündü ve dedi ki LOAR gibi hassas bir teknolojiyi astronotları yaralamadan, teleskopu kırmadan ve NASA'yı iflas ettirmeden uzayda inşa etmek ekonomik değil. Siz de uzayda insanlı inşaatın gerçek zorlukları ve maliyetiyle ilgili olarak bloktaki tek kişilik uzay gemisi ve Ay için yeni uzay giysisi yazılarıma bakabilirsiniz ki linki açıklamalarda. Hem siz 15 metrelik aynayı öpüp de başınıza koyun. Bunup da bunamayın. James Webb'in aynası bile 6 metreden biraz büyüktür. Buradaki asıl sorun bütçe arkadaşlar. 8 metrelik LOAR B 15 milyar dolara mal olacak. 15,1 metrelik LOAR A ise 18 ila 24 milyar dolara mal olacak. Siz ona 24 milyar deyin. 30'u bulmazsa şanslıyız. Karşılaştırma açısından Mars'a insan göndermek 10 yılda 30 milyar dolara mal olacak. Aslında bu 30 yıl öncesine ait bir hesap. Ama enflasyona rağmen teknoloji de ucuzluyor ve fiyat sabit kalıyor. ABD'nin Ford sınıfı süper uçak gemisi bile sadece 13,3 milyar dolara mal oldu. Kısacası LOAR çok pahalı. Bu yüzden umalım da ABD Kongresi ileri görüşlü olsun. Bütçeden kısıp 8 metre çaplı küçük LOAR B yapmak rezillik olur. Uzaya o kadar pahalı bir şey gönderecekseniz eğer James Webb'ten kat kat güçlü olmalı ki bir şeye benzesin. James Webb'ten sadece biraz daha güçlü bir teleskop hiç işimizi görmez. Nitekim 2040'a kadar evren hakkındaki bilgilerimiz o kadar artacak ki daha fazlasını öğrenmek için bize LOAR gibi en süper mega hiper baba teleskoplar gerekecek. Evet, LOAR 2040'larda fırlatılacak ki 2040 demişken
ilk James Webb yazısını da 1999'da Focus Popüler Bilim Dergisi'ne yazdığıma ve James Webb'in de 2021 sonunda ancak fırlatıldığına bakarsak Luar için 2044'ten öncesini beklemeyin derim. Her durumda Luar A fırlatıldığında uzayda yaşam ve belki de öte gezegenlerde dünya dışı uygarlıkların şehirlerinin küresel ısınmaya yol açan sera gazlarını bulacak. Ayrıca önceki canlı yayında anlattığım gibi galakside güneşleri kafese kapatan hipermedeniyet izi Dyson kürelerini var olup olmadığı tartışmasına da son noktayı koyacak. Biz de bugünkü yayının sonuna geldik. Özgür Bilim'e destek olmak için kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu yayını hazırlarken kullandığım dijital kaynakları aşağıda bulabilirsiniz. Daha fazla bilim için beni blogdan takip edebilirsiniz. Bugün hız yuvarı, yani ses hızında tren olur mu diye sordum. Vakum tüpler içinde gidecek manyetik kaldıraçlı mermi trenleri anlattım. Gelecekte trenler uçakların yerini alır mı sorusunu inceledim. Uzay teleskoplarına doyamayanlar da 100 milyar kat zoom gücünde olan yer çekimi teleskobu yazıma baksın. Ne de olsa bu teleskop öte gezegenlerdeki şehirlerin bile resmini çekecek kadar güçlü olacak. Sonuçta her hafta YouTube'a video koyuyor ve bunları Spotify'da paylaşıyorum. Pazarları da canlı yayın yapıyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere. Bilimle ve sağlıcakla kalın.